Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı tezini lil fecir. Bu bab sabah namazına ezen okumanın, sabah namazının ezanının vaktini beyan edecek. Eyyü vaktin huve. Hangi vakittir? Sabah namazına ezan okumak hangi vakitte okunur? Ba'de tülü'ül fecri, fecrin tülü'ünden sonra mı? Ev gavle zalik, yahut da tülü'ünden evvel mi? Burada ihtilaf olduğundan dolayı bunu beyan edecek. Malikiye uleması kendi aralarında ihtilaf olmakla beraber fecirden evvel ezan okunmayı mübah kıldılar. İmam-ı Şafii de buna sahip oldu. Ahmed ibn Hanbel, İmam Ebu Yusuf sonki kavlinde o da buna sahip oldu. Dediler ki fecirden evvel sabah namazının ezanı okunabilir. İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed dediler ki hayır. Fecir tülu etmemiş sabah namazının ezanı okunamaz. Vakit girecek, ondan sonra ezan okunacak. İmam-ı Sevri, İmam-ı Züfer de böylece zikreylediler. Onlar da dediler caiz değildir. Fecir tülu ettikten sonra okunur. İmam Ahmed ibn Hanbel de sabah namazından fecirden evvel okunması Ramazan'da caizdir, diğer vakitlerde caiz değildir dedi. Bu husustaki hadisleri İmam-ı Tahavi zikrediyor. Başta şu hadisten başlıyor. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Abdullahi ibn Meslemet el-Ka'nebiyyü kâle haddesena Malikun an ibn Şihabin an Salimin an Ebihi. Salim'in babası Abdullah ibn Ömer. Babasından rivayet eyledi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu. İnne bilalen yunadi bileylin fekulu veşrebu hatta yunadiye ibnu ümmi mektum. Hadis bu. İnne bilalen bilal yunadi ezan okur bileylin geceliğin yani fecirden evvel. Fekulu veşrebu siz yiyiniz içiniz. Hatta yunadiye yani Ramazan'da yiyin için sehur yemeğinizi. Hatta yunadiye hatta ezan okuyuncaya kadar ibni ümmi mektum ibni ümmi mektum okuyuncaya kadar. Bilal erkenden okuyor. Tam fecir tülü etti mi vakitte İbn-i Ümmü Mektum okuyor. İbn-i Ümmü Mektum okudu mu artık daha sehur yemeği yok. İbn-i Ümmü Mektum kimdir? Bunun ismi diyor Emr ibn-i Gıysil Kureyş'il amiridir. Onun anası Atike binti Abdullah'il Mahsumi'dir. Hazreti Hadice-tül Kübra radıyallahu teala anh'ın dayısının oğludur. Gözleri sonradan ama olmuştur. Kâle ibn-i Şihab, İbn-i Şihab diyor ki, İbn-i Şihab-ı Zühri ve kâne racülen a'ma. İbn-i Ümmü Mektum a'maydı. La yunâdi ezan okumazdı hatta yukâle lehu, hatta ona denile ki asbahta asbahta. Sen sabaha dâhil oldun, sabaha dâhil oldun. Yani fecir tülû etti derdiler cemaatten kendisine. O da o vakitte ezan okurdu. Onun için o ezan okudu mi daha ondan sonra yemek içmek yok. Bunu İbn-i Şahab-ı Zühri böyle izah eyledi. Haddesena Yunus kâle akhberen ebn-i Vehbin enne maliken haddesehu aniz Zühriye an Salimin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Malik diyor ki Zühri bana rivayet eyledi. Salim'den o da kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den yani babasından, babası da Peygamber Efendimiz'den, yoksa Salim Hazreti Peygamber'i gördük yok. Hadis mürsel oluyor. وَلَمْ يَذْكُرْ اِبْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Babası Abdullah ibn Ömer'i bu hadiste zikreylemedi. Hadis bu itibarla mürsel oluyor. حَدَّسَنَا يَزِيدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ ibn صَالِحْ قَالَ حَدَّسَنِي اَلَّيْسُ قَالَ حَدَّسَنِي ibn شِهَابْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yukarıdaki Yunus tarihinde hadis mürsel olduğundan İmam-ı Tahavi Yezid tarihiyle getiriyor, muttasil olarak Salim babası Abdullah'tan, babu da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Neymiş lehu? Aynı hadisi şerifi ki Bilal geceliğin ezan okurdu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Bilal'ın ezanını duydunuz mu? Siz yemenize, içmenize devam edin. Ta İbn-i Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar bu ezan okun değil mi? Halas. O vakitte yemek içmek yok. Bitti.
حدثنا يزيد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري فذكر مثله بإسناده أين إسناد الزهري ذن يزيد تركي لدي إمام التحاوي رواية ديور حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله Abdullah ibn Ömer Mektum Salim dedi ki Semiyetu Abdullah babam Abdullah'ı eşittim yakulu buyururdu ki İnne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdu. İnne Bilal'in yunadi bileylin. Bilal geceliğin ezan okuyor. Fekulu ve şerabu siz yiyiniz içiniz hatta yunadiye İbn Ümmi Mektum. İbn Ümmi Mektum ezanı okuyuncaya kadar yiyin için. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي حسن إمام التحاوي'nin meşayihinden حسن بالسي بالس diyor ki Şatt-ı Fırat'ta bir yerin ismidir. Oradan olduğundan بالسي dediler. قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث الشريفي حسن البالسي ده Abdullah ibn Ömer'den senedi müttasille rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Merzu kâle, haddesene Vehb ibn-i Cerir kâle, haddesene Şerbetun, Abdillah ibn-i Dinar, an ibn-i Ömer radıyallahu anhuma, an el-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Abdullah ibn-i Ömer'den o da Peygamber Efendimiz'den eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzu tehlikeyle de rivayet ediyor. Haddesene Yunus kâle, akberen ibn-i Vehb'in enne maliken haddesehu. Malik ibn-i Vehbe rivayet eylemiş ki kimden? An Abdullah ibn-i Dinar, Abdullah ibn-i Dinar'dan. Fezekere bi isnadihi mislehu, Abdullah ibn-i Dinar'dan sonra o senediyle yeni hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Revuh ibn-i Ubade kâle haddesena Malikun ve Şu'betu an Abdullah ibn-i Dinar fezekere bi isnadihi mislehu. Yine Abdullah ibn-i Dinara kadar çıkardıktan sonra gerisini aynı senetle zikrediyor. Ali ibn-i Şeybe tarikiyle. Gayr ennehu kal. Yalnız bu sonki rivayette dedi ki Hatta yunadiye Bilalun evi bünü ümmi mektum. Şekk ile geldi. Siz yiyiniz içiniz Bilal nida edinceye kadar yahut ibn-i ümmi mektum nida edinceye kadar. Yani hadiste Bilal evvel okur, ibn-i ümmi mektum sonra okur yahut ibn-i ümmi mektum evvel okur. Bilal soru okur, ihtilaf olduğunda ravi şekk etmiş. Birisi evvel okur, birisi soru okur. Evvel okunduğu sırada yiyip içmeye devam edin. İkincisi okun değil mi, yiyip içmeyi kesin. Bu manaya geliyor. Yani bu hadis-i şeriflerin hepsi de neyi beyan ediyor? Fecirden evvel ezan okunması var. Ezan iki defa. Birisi fecirden evvel okunuyor, birisi de soru okunuyor. Öyleyse fecir türü ondan evvel ezan okunabilir mi, okunamaz mı? Okunur diyenlerin delilleri bunlar. Şekke şuabeti, bu hadisteki bu şek şuabeden geldi. Bilal'ın evi ibn-i ümmi mektum. Bu şek bundan geldi. Haddesene ibn-i Ebi Davud'a kâle, haddesene Müseddedun kâle, haddesene Yahya ibn-i Sa'idin en Ubeydillah ibn-i Umar'a enil Qasim'in Aişe'te radıyallahu anha en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Qasim ibn-i Muhammed Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor. Ve lem yeşükke, fakat orada şek yok. Orada şekk etmiyor. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Müseddedun kâle haddesene Yahya ibn-i Sa'id en Ubeydillah ibn-i Umar enil Qasim'in Aişe'te radıyallahu anha Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu ve lem yeşükke. Evet, bunu okuduk. Kâle Hazreti Aişe radıyallahu anha buyuruyor ki وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمَا اَزَانِ الْاِقَامَةٍ arasında olmadı اِلَّا مُكْتَارُمَا şur bir miktar oldu ki يَنْزِلُهَا ذَا وَيَسَدُهَا ذَا ezanı okuyan yenerdi, birinci ezanı okuyan yenerdi, ikinci ezanı okuyan çıkardı, az bir miktar vardı. Haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Şöbetu kâle semîtu Hubeybe ibn-i Abdirrahman Hubeybe ibn-i Abdirrahman'ı işittim yuhaddisu an ammeti Üneyse Ammesi Üneyse radıyallahu anhadan rivayet ederdi ki enne nebiyye Allah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdu ki inne Bilalen evine ümmi mektum şekkile Bilal yahut da ibni mektum birisini söyledi yunadi bileylin geceliğin ezan okur
Fekülü ve şirebu, siz yiyiniz içiniz. Hatta yunadiye, hatta ezan okuyuncaya kadar. Bilal'ün evi bin Ümmü Mektum. Ya Bilal ya İbn-i Ümmü Mektum. Bunda ravi şekk ediyor. Bilal evvel okuduysa ikincisi İbn-i Ümmü Mektum olur. İbn-i Ümmü Mektum evvel okuduysa ikincisi Bilal olur. Hangisi olursa olsun, birinci ezan okundu mu yiyiniz içiniz, ikinci ezan okundu mu yiyip içmeyiniz. Fekâne izâ nezele hâza, bu birinci ezan okuyan indi mi? Ve râda hâza en yes'ade, öteki de ezan okumaya çıkmayı murad etti mi? Teallegû bihi, o ikinci çıkan adama teallük ederdiler. Onu tutardılar. Ve kâlû, derdiler ki kemâ ente, olduğun gibi dur. Olduğun gibi dur. Yani çıkıp ezan okuma. Hatta netesahhara. Hatta netesahhara. Hatta biz sahur yemekimizi yiyelim. Birinci ezan okudu. İndi. İkincisi de çıkıp ezan okuyacak. Okuduğu da kimse yiyip içmesi mümkün olamayacak. Ona sarılırdılar. Terlük ederdiler. Ne dediler? Kemante olduğun gibi. Olduğun gibi dur. Yani bekle. Biz sahur yemekimizi yiyelim de ondan sonra ket oku derdiler. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة فذكر مثله بإسناده وإسناد له بحديث الشريف مثل ذكر إلدي وزاد زيادة إلدي كي وكانت قد حجت هزت ونيس حجت مشدي رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنبر فلمسة برابر حجت مشدي ولم يكن بينهما أذان إلى إقامة أرسن دادة olmadı. İlla miktaru maşul, bir miktar oldu ki yes'adu hâda, birisi çıkar ve yenzilu hâda, birisi de iner. Yani birinci ezan okuyan iner inmez öteki çıkacak ya, işte aralarında o kadar, birisi indi birisi çıktı, yani az bir miktar olurdu. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Amr ibn Avni kâle haddesene Hüseymin en Mansur ibn Zazan en Hubeyb ibn Abdirrahman en ammeti Uneyse. Hazreti Üneyse radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. Kâlet Hazreti Üneyse buyurdular ki kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular innebne ümmi mektûm, ümmi ibni ümmi mektûm yüezzinu bileylin, geceliğin ezan okudu. Fekülû ve şerabû, siz yiyiniz içiniz. O geceliğin ezan okuyor, yani fecrin tülûundan evvel okuyor, siz yiyin içiniz. Yiyiniz içiniz, hatta tesme'u, işidinceye kadar nida'e Bilal'in, Bilal'in nidasını. Bunda da Bilal'in nidasını işittiniz mi? Artık yemeği içmeye nihayet veriniz. Bunda da zikrediliyor ki evvel okuyan İbni Ümmü Mektum idi. İkinci okunan da Bilal idi. Yani bundan anlaşılıyor bir rivayetlerden ki nevbette değişirdiler. Bazen birinci ezanı Hazreti Bilal okurdu. İkinciyi Ümmü İbn-i Mektum okurdu. Bazen de İbn-i Ümmü Mektum evvel okurdu, biraz sonra okurdu. Evet, bu iki rivayetin arasını telif için böyle düşünmek ve böyle mana vermek lazım. Haddesena Ali İbn-i Ma'bedin, kâle haddesena Revh İbn-i Ubade, kâle haddesena Şöbetu, kâle semiyetu Sevâdetel Kuşeyriyye. Kuşeyriyye. Şöbe diyor ki ben Sevâde'yi işittim. Kuşeyri bir gedilenin ismidir. Kuşeyri bin Ka'b bin Rabia Zübeyr lefsindedir. Bir gedilenin babasıdır. Onun için o Kuşeyri derler. Ve kâne imâmehum, bu Sevâdetel Kuşeyri de bu gedilenin imamı idi. Kâle, Sevâde dedi ki semiyatü, ben işittim. Semurate bine cündübin, Hazreti Semura'yı işittim. Yakûlu, buyururdu ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle, buyurdular la yavurrennekum nidâ-u Bilal, Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. Ve la hâzel beyaz, şu beyaz direk gibi yukarıya çıkan bir beyaz olur, fecr-i kâzip derler. O fecr-i kâzip de sizi aldatmasın. Hatta yebdüvel fecru, fecir zahir oluncaya kadar, yani fecr-i sadik. Ev yen fecirel fecru, fecir tülü edinceye kadar, yani fecr-i sadik gelinceye kadar. Bu şek ve şek ümmine rağbe diyor. Peygamber Efendimiz hatta yevdüvel fecrü mi dedi, evviyen fecirel fecrü mi dedi, şek ediyorum. Fakat mana itibariyle bir.
yani fecr-i sadik zuhur edinceye kadar yiyiniz, içiniz. Bilal'ın ezanına, Bilal'ın ezanı sizi aldatmasın. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene vehrun kâle, haddesene şöbetü an sevâdetel kuşeyri, an semurete anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem misluhu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tehavi, yukarıda Ali ibn-i Mâbet terkiyle, burada da İbn-i Merzuk terkiyle rivayet edildi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi buyurdular ki, fezâhebe kavmun, bir cemaat sahip buldular ki, ilâ ennel fecre, fecir, sabah namazı yüezzenü leha, ona ezan okunur, kable duhûli vaktiha, vakti girmezden evvel onun ezanı okunabilir. وَحْتَجُّوا اِحْتِجَاجَ اِلَدِلَرْ Delil getirdiler. فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında بِهَذِي الْاَسَرْ Bu eserleriyle اِحْتِجَاجَ اِلَدِلَرْ Bu eserleri de delil getirdiler ki vaktinden evvel sabah namazının ezan okunabilir. فَمِنَّنْ ذَهَبِ اِلَى ذَٰلِكَ İşte bu mezhebe sahip olanlardandır. Ebu Yusuf rahimeullah, İmam Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf ile beraber İmam-ı Malik var, İmam-ı Şafii var, İmam Ahmed ibn Hanbel var. Ve İmam-ı Şafii ve İmam Ahmed ibn Hanbel'in ashabı da bunlarla beraber Ezzai, İshak, Mirahevi, Abdullah ibn Mübarek, Taberi, Davud-u Zahiri bunların mezhepleri de hepsi bu ki sabah namazına vaktinden evvel ezan okunabilir. Ve halefen fî zâlike bu mesele hakkında bunlara muhalefet etti âhârun diğerleri dediler ki hayır sabah namazı olmadan onun ezanı okunmaz. Fekâlu dediler ki lâ yenbeğî lâ yukulmaz en yüezzene ezan okunaydı. Fecri sabah namazına eyza diğer namazlar gibi illa ba'de duhûli vaktaha illa vakti girdikten sonra ezan okunmak layıktır. Vakti girmezden evvel layık değildir. كَمَا لَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ Diğer namazlara vaktinden evvel ezan okunmadığı gibi evet buna da okunmaz. كَمَا لَا يُؤَذَّنُ اَذَنُ اُكُنْمَزْ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ Diğer namazlara da ezan okunmaz. اِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا اِلَّا onların vakti duhuldan sonra vakit girdikten sonra ezan okunur. Sabah namazı da böyle. Bu mezhebe sahip olanlardan da kimler vardır? Hasan-ı Basri, İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam-ı Sevri, İbrahim-i Neha'i, Algama, İbn-i Hazm ve Cumhur mezhebi de budur. Bunlar da dediler ki vakit girmezden evvel herhangi bir vakit olursa onun ezanı okunmaz, sabah namazı da öyledir, okunmaz. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac eylediler, delil getirdiler. Ne dediler? فَقَالُوا dediler ki اِنَّمَا كَانَ اَذَانُ بِلَالٍ Bilal'ın ezanı oldu اَلَّذ۪ي كَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ بِلَيْلٍ Geceliğin ezanı oldu. اِذَٰلِكَ فَقَالُوا Bu mesele hakkında ihticac ettiler de dediler ki yani namaz vakti, sabah namazının vakti girmeden ezan okunmaz. Sabah namazının vakti girecek, sonra okunacak. اِنَّمَا فَقَالُوا dediler ki اِنَّمَا كَانَ اَذَانُ بِلَال Bilal'ın ezanı oldu. اَلَّذ۪ي اُوْلَى اَذَانْ كِ كَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ وَاَذَانُ اُقُرْدِ بِلَيْلٍ geceliğin لَغَيْرِ السَّلَاتِ Namazın gayrisi için oldu. Namaz için olmadı. Başka bir mana için oldu. Yoksa namazların vakti girmeden ezan okunmaz. Peki başka bir mana olunca o mana nedir? Onu beyan ediyor. فَذَكَرُوا Bunlar dediler, zikreylediler. Neyi maşul bir hadisi ki haddesine bize rivayet eyledi Ali ibn-i Mâbedi. Ve bu bişirin rıqiyyü. Kâla haddesena Şüca'a ibn-ül Velid. Ve lefzü l-Ebi Mâbed. Senetleri ki oluyor. Fakat lefz Ebu Mâbed'in. Ebu Beşir Rükkü'nün değil. Ha. Ve haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus. Kâla haddesena Esbat ibn Muhammed. Ha. Ve haddesena Nesr ibn Merzû. Kâla haddesena Nu'imun. Kâla haddesena ibn Mübarek. وحدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود şimdi bunlar 5 tanesi hepsi de rivayet ediyorlar Abdullah bin Mesud'dan ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber Efendimiz Kale buyurdu ki la yemne'anne ahadüküm sizden birinizi men eylemesin ezanu bilalin bilalin ezanı min sehurihi sehurundan yani yemek yemesinden
eğer seh olursa suhuri vakit, o suhur vakti. Sehur olursa yemek, sehur yemeği yemesinden men eylemesin. Fe innehu yunadi, Bilal ezanı okur, nida eder, ev yüezzinu yahut da ezan okur. Yani ya yunadi buyurdu Peygamber Efendimiz yahut da yüezzini buyurdu. Liyerci'e ne için bu sizi aldatmasın? Bilal'in ezanı oldu, ne için oldu? Liyerci'e gâibüküm, gâib olanınız gelsin, evde olmayan eve gelsin. Ve liyentebihe gâimüküm, gâiminiz de intibah etsin. Yani adam yatmış uyuyor, o da kalksın da teheccüdünü görsün. Bunun için ve kâle buyurdu ki leysel fecru evi subhü fecir yahut subuh olmadı. Hâkeza ve hâkeza. Şöyle şöyle olmadı. Ve cemâ isbe'ayhi ve ferrekuhuma. Parmağının ikisini cemüledi. Ondan sonra ayırdı. Yani yalancı şafak derler. Fecri kâzip şöyle yukarıya doğru bir direk gibi dikilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla işaret ediyor ki sabah şöyle değildir, yani yukarıya doğru çıkan ışık değildir. Ve fi hadisi Züheyr'in hasse, haseten Züheyr'in hadisinde olucudur ki ve refa'a Züheyr'in ve refa'a Züheyr'in Züheyr kaldırdı yedehu elini yukarı kaldırdı ve hafeta aşağı indirdi. Yekulu hatta yekulu hatta derdi hakeza. İşte şöylece elini yukarı kaldırır, aşağı indirirdi ki işte fecir şöyledir. Ve medde Züheyr'ün yedehu, elini de Züheyr uzattı ardan. Ardan yani elini şöyle enine tuttu da böyledir. Yoksa parmaklarıyla işaret ettiği gibi iki parmak ışık alttan vurdu yukarıya direk gibi çıktı, böyle değil. Elini düz tuttu da yani ışık şöyle ışıktan her tarafa enine gelirse işte sabah namazı budur. Fakat akberen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz haber verdi ki enne zâliken nida, o nida geceliğin okunan ezan kâne min bilâlin, Bilal'dan oldu. Ne için? Liyentebihen naimu, uyuyan adam uyansın. Ve liyerce'el gâibu, gâib olan da evine gelsin. Bunun için okudu. Lâlis salâti, namaz için değil. Namaz vakti oldu, kalkın sabah namazını kılın. Bu manada değildi bu ezan. وَقَدْ رُوِيَا اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَمَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَمَرْتَنْ de rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنِ سِنَانِ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنِ اِسْمَائِيلِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَحَا وَحَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ اَيُّوبُ النَّافِعِ عَنِ اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَمَرْتَنْ rivayet edildi ki اَنَّ بِلَالًا Bilal ezzene kabbetül uud fesili fecrin tülüğünden evvel ezan okudu. Femerahün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu emreyledi. En yerci'e feyunadiye. Dönüp tekrar nida ede. Bilal evvel okununca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona darıldı. Vakit gelmeden niçin ezanı okudun diye tekrar nida et dedi. Burada haşyeden yerciye fenada. Fakat fenada değil. Daha diğer bir nüshada var. En yerciye fe yunadiye. Bu daha doğru geliyor. Döne tekrar nida eder. Ne nida eder? Ela innel abde kadına. Böyle nida eder. Manası ela innel abde. Agah olun ki bu kul, bu kul dedi yani Bilal. Kadname uyudu, yani namazın vaktinden gaflet etti, namazın vaktini bilemedi de erken okudu. Faraca Hazreti Bilal da rücu eyledi Resulullah Efendimiz'in emri üzerine. Fenada nida etti ki Ela innel abde kadname. Bilal'a gaflet geldi de namaz vakti gelmeden ezan okudu. Bunu biliniriz diye emreyledi. فَهَذَا بِنْ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah'ı bin Ömer radıyallahu anhüma yervi anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Neyi ma zikrına zikrettiğimiz şeyi. وَهُوَ عَلْبُكَ Abdullah'ı bin Ömer مِنْ مَنْشُورُ bir kimselerdendir ki قَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdu اِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ Bilal geceliğin nida eder. Fekülü ve şerebu, siz yiyiniz içiniz.
Hatta Yunadiye İbn-i Ümmi Mektum, İbn-i Ümmi Mektum nida edinceye kadar, ezan okuncaya kadar bunu rivayet edenlerden birisi de Abdullah İbn-i Ömer idi. Öyle rivayet ettiği halde burada diyor ki, Bilal'ın bu nidası Peygamber Efendimiz'i darıldı, emretti ki, get elâ innel abdekatname de, yani bilsinler ki sabah namazı girmemiş. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki, enne mâ kâne min nidâihi, Bilal'ın nidasından olan şey, kâble tülû'ül fecir, fecrün tülû'ünden evvel olan nida, mimma kâne mübâhen lehu, ona mübah olan şeylerden idi. Yani o nida, fecirden evvel o ezan okunurdu, bu da mübah idi. Huve bule gayr-i salah namazın gayrisi için. Ezan okunması mübah olan o ezan namazın gayrisi için. Ve ennemâ enkerehu. Ol bir şey ki onu inkar eyledi. Enkerehu onu inkar eyledi. Aleyhi Hazreti Bilal Bilal'a biz fealehu gabdel fecr. Sabah namazından evvel yaptığı vakıtta inkar eyledi. Kâne lissalâti namaz için. Namaz için olan ezan idi. Yani Bilal'ın iki ezanı vardı. Birisi ona mübah idi geceliğin okuması. Bu namazdan başka bir mana için. Evinde olmayanlar evine dönsünler, uyuyanlar kalksınlar, teheccüdlerini kılsınlar, oruç tutacaklar, uyansınlar, sehurlarını yesinler. Bunun içindi, bunun için idi. İşte ona mübah idi. Ama ikincisini rivayette Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal'e inkar etti ki gitti ki elâ innel abde katnam. Bu ezanı namaz için idi. Erkenden kalkıp vakti gelmezden evvel namaz kılacaklar. Bu ise caiz değildir. Onun için git kendilerini ikaz et diye buyurdu. Ve kadru yani İbn-i Ömer radıyallahu anhüma eyza yine Abdullah İbn-i Ömer'ten rivayet edildi. En Hafsata radıyallahu anh Hazreti Hafsa'da ne rivayet edildi? Ma haddesena Yunus, kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amrin, an Abdülkerim el-Cezeri, an Nafi'in, an ibn-i Umar radıyallahu anhuma, an Hafsa'ta radıyallahu anh. Hazreti Hafsa, kim? Hazreti Hafsa bint-i Umar, Hazreti Ömer kerremallahu ve sehanin kerimeleri ezvac-ı mutahharattan. Rivayet eyledi ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ ezzenel müezzinu bil-fecir. Müezzin sabah namazını ezan okuduğu vakitte kâme kalkardı fesallâ rekateyn fecri sabah namazının iki rekat sünnetini kılardı sümme kharece sonra çıkardı ilel mescidi mescide ve harramet ta'am ta'amı da haram kılardı yani oruç tutanlar için ve kâne lâ yüezzenu ezan okunmazdı hatta yusbihe sabah olmadıkça da ezan okunmazdı sabah olurdu fecr tülü ederdi sonra ezan okunurdu. فَهَذَا اِبْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Ömer yukbiru haber veriyor en Hafsata radıyallahu anh Hazreti Hafsa'dan اَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابِ كِرَمْ oldulardı لَا يُؤَذِّنُونَ لِسَّلَاتِ namaza namazın ezanını okumazdılar اِلَّا بَعْدَ تُلُوعَ الْفَجْرِ اِذَا فَجْرٍ تُلُوعُنْدَنْ sonra namazın ezanını okurdular. وَاَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin emri Eyza Bilal'in Bilal'a emri ki en yerci'a fe yunadiye dönüp tekrar nida ede ki elâ innel abdekednam elâ innel abdekednam diye nida ede bu emri yedüllü delalet eder elâ enne adetehum ashab-ı kiramın adeti ennehum kânû onlar bilmezdiler la yârifûne ezânen ezan bilmezdiler kablel fecri fecirden evvel ezan bilmezlerdi. Bu buna delalet ediyor. Fecirden evvel ezan yok idi. Fecir için ezan vardı, namaz için ezan vardı. Bu da buna delalet eder. وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَٰلِكَ Bunu bilselerdi ki, fecirden evvel bilselerdi ezanın bir ezanı. لَمَحْتَاجُوا مُحْتَاجُ olmazdılar. اِلَى هَذَا النِّدَى Bu nidaya. Yani bilselerdi ki sabah namazından evvel bir namaz, bir ezan daha var. O vakitte اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْنَامُ nidasına mühtaç olmazdılar. Ve erade bih Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem murad eyledi indena bizim indimizde vallahu alem. Allahu Teala daha ziyade alimdir ama bize göre yani Peygamber Efendimiz murad eyledi. Bizalike nida bu nida ile elâ innel abdekadnam git böyle de demesiyle innemâ huve bu liyuallimehum onlara bildire ki
ennehum, onlar fi leylin, gecededirler, ba'du henüz. Yani niçin Bilal ezan okudu da Resulullah Efendimiz hayır ki onlara nida et ki ela innel abdekadnam, bunu onlara söyledi ki yani sabah namazı olmamış, hala gecedir, siz kalkıp da yanlışlıkla sabah namazını kılmayınız. Hatta yuselliye, hatta namaz kıla, men bir kimse ki âtere ihtiyar etti minhum esaften en yuselliye kıla, yani teheccüd namazını adet edenler gece kalkarlar da teheccüdlerini kılarlar. Ve la yumsike, imsak da etmeye. Ama ol bir şey den ki yumsikü, imsak eder enhu andan es-saimu saim. Oruç tutan adam da ezan okundu mi daha yemesi içmesi olmaz. İmsak etmesin, yani yemesine içmesine devam etsin. Onun için ela innel abdekadname kelimesini, kelimesiyle Resulullah Efendimiz'in de ettirdi. Ve kad yehtemülün mühtemil olur ki en yekune bilalun bilal ola kâne yüezzinu, ezan okurdu fi vaktin, bir vakitte ki kâne yara, o görürdü ki ennel fecre kattala, fecir tülü etti fi vakitte. Hazreti Bilal zannederdi ki sabah namazı girmişti, o vakitte gider okurdu. Ve la yetehakkaku zalik, fakat bunu muhakkak bilemezdi. Lidâfi basarihi, gözünde dafiyet olduğu için bu ihtimal da var. Bu Malikiye ve Şafii'nin ikinci bir senedidir. Onlar evet diyor ki yani Hazreti Bilal vakit geldiğinde ezan okurdu. Vakit gelmezden okumazdı. Yalnız gözlerinde zafiyet olduğundan zannederdi ki ha şafak atmıştır. Gider okurdu. Halbuki hele şafak atmamış. Ve delilu ala zalik, bunun üzerine de delil nedir? Ma haddesena, şöyle bir rivayettir ki bize rivayet eyledi İbn Ebi Davud. Kale haddesena Ahmed ibn İşkab. Ahmed ibn İşkab el-Hadrami rivayet eyledi. Ha ve haddesena Fahdun kale haddesena Şehab ibn Abbad el-Abdiyyü. Kale haddesena Muhammed ibn Bişrin en Sa'id ibn Ebi Arube en Katadete en Enes'in radıyallahu anh. Hazreti Enes radıyallahu anh'den rivayet eylediler. Şehab ibn Abbad el-Abdi'den sonra kale demiş, doğrusu kale tesniyedir. Çünkü burada iki senet getirdi. Bir Ahmed ibn İşkab, birisi de Şehab ibn Abbad. Bunların ikisine de kale denir tesniye ile ki bunlara da Muhammed ibn Bişir rivayet eylemiş. Sa'id ibn Ebi Arube'den, o da Katade'den, an Enes'in radıyallahu anh, o da Hazreti Enes'ten rivayet eylemiş. Kale Hazreti Enes buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki la yagurrennekum ezalu bilal, bilalin ezanı sizi aldatmasın. Fe inne fi basarihi şey'en, onun gözünde bir şey vardır, yani zafiyet vardır. Onun için o iyice şefayı görüp görmeden okuyor. Bazen vaktinden evvel okuyor, bu sizi aldatmasın. Fe delle zalik, bu delalet etti ki ala enne bilalin, Hazreti Bilal kâne yuridul fecre, sabah namazını murad ediyordu. Fe yuhtihi, fakat onu hata ediyordu, bilemiyordu. Lidâfi basarihi, gözünde dafiyet olduğundan dolayı bilemiyordu. Yoksa onun okuduğu ezan sabah namazı için idi. Fe emerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ashabına emreyledi ki en la ya'melu, amel etmeyeler. Ala ezanihi, Bilal'in ezanı üzerine amel etmeyeler. İzkâne min adâtihi, Hazreti Bilal'in adetinden idi. El hata u hata, lidâfi basarihi, basarının gözünü zafiyeti için. وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيع عن سالم سالم بن غيلان سالم بن غيلان ده رواه الذي عن سليمان عن ابن عثمان انه حدثه عن عدي بن حاتم عن ابي ذر ابو ذر الغفاري ده رواه الذي قال حضرت ابو ذر رضي الله عنه buyurdular ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdu li Bilal'in Bilal'a ki اِنِّكَ تُؤَذِّنُ Sen ezan okuyorsun. اِذَا كَانَ الْفَجْرُ سَاتِعًا Fecir, sati olduğu halde, müstatil olduğu halde, yani aşağıdan yukarı bir ışık çıkmış olduğu halde ezan okuyorsun ki direk gibi ışık, o ışık direk gibidir. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ السُّبْحَ O sübh değildir, sabah namazının şefakı o değildir. İnne mes subhu subh, yani fecr sadik,
hakeza şöylecedir ne olduğu halde muhtariden yenine olduğu halde. Işık alttan yukarı direk gibi olursa ona fecr-i kazip derler. O fecir değildir. Ya şöyle enine dağların etrafından her tarafından halka misali beyazlık çıkmışsa işte odur fecr-i sadık odur. Fe'akberehu Peygamber Efendimiz fe'akberehu haber verdi fi adel eser bu eserde Peygamber Efendimiz haber verdi ki ennehu kâne yüezzinu Bilal ezan okuyor bi tulu'i maşul bi şeyin tulu'le ki yara görürken nehul fecir. Fecir zannederek o beyazlığı gördü ya gözlerinde de zafiyet var zannetti ki fecr-i sadık odur hemen o ışığı görür görmez ezan okurdu. Ve leyse huve fil hakike hakikette o ışık değildi bir fecrin fecr-i sadık değildi o fecr-i kazibidir. Bunu o haber veriyor. وَقَدْ رَوَيْنَا اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَاَنْهَا Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan da rivayet edildi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâle buyurdular اِنَّ بِلَالًا بِلَالْ يُنَادِي Ezan okur bileylin geceliği فَكُلُوا yiyiniz ve şirabu içiniz hatta yunadiye hatta ezan okuyuncaya kadar İbn-i Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyiniz içiniz. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan böyle rivayet edildi. Kâlet Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمَا اَزَانْ وَيِقَامَتْ arasında olmadı illa miktaruma illa şul bir miktar oldu ki يَسْعَدُ هَذَا şu çıkar ve يَنْزِلُ هَذَا şu iner. Yani birisi çıkacak da öteki inecek. İşte o miktar oldu. Yani az bir vakit oldu. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ اَذَانِهِمَا مِنَ الْقُرْبِ Vaktaki onların ezanlarının yani ezan ile ikametin arasında iki ezan arasında Bilal ile İbn-i Ümmi Mektum'un ezanları arasında oldu. مِنَ الْقُرْبِ yakınlıktan مَا زَكَرْنَا zikrettiğimiz şey oldu. Yani onların ikisinin ezanın arasındaki mesafe miktar ne kadardı? Müddet. Müddet birisi inecek öteki çıkacak bu kadardı. Sebete sabit oldu ki ennehuma bu ezanlar kana yaksidari kastederdiler. Vaktan vahiden bir vakit. İkisi de bir vakti kastederdiler. Ve hu da nedir? Tulu'ul fecr. Fecrin tulu'u. İkisi de bunu kastederdiler. Fe yuhtihi Bilalun. Bilal bu vakti hata ederdi, isabet ettiremezdi. Lima bi basarihi gözünde olan zafiyet dolayısıyla onu tam tespit edemezdi. İsabet ettiremezdi ve yusibuhu ona isabet ettirirdi tam vaktinde okurdu İbn-i Ümmi Mektum tam vaktinde okur isabet ettirirdi İbn-i Ümmi Mektum ise ama o nasıl isabet ettiriyor لَاَنَّهُ İbn-i Ümmi Mektum لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ ezanı okumazdı hatta يَقُولَ لَهُ الْجَمَاعَةِ cemaat ona diye asbahta cemaat onu ikaz ederler han tamam sabah oldu derdiler. O da gider ezanı okurdu. Sümme kadruviyen Aişe radıyallahu anha yine Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildi. Min ba'di Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Aişe'den rivayet edilen yani Hazreti Aişe'nin fetvası. O da ne? Nedir? Maşul bir fetvadır ki haddesen İbn-i Merzuk. İbn-i Merzuk İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. Kale haddesene vehbül. An Şöbete, Şöbeden rivayet ediyor. An Ebi İshak, An Esved ibn Yezid'den rivayet ediyor. Kale, Esved dedi ki, Kultu ya Ümmel Müminin. Ey Ümmel Müminin. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a hitap ediyor. Meta tutirine. Ne vakitte vitri geliyorsun. Evtere vitri geldi. Tutirine. Nefsim tekellim muhatabesi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a soruyor ki, vitri ne vakit kılıyorsun? Kâlet Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ Müezzin ezan okudu mi vitri o vakitte kılıyorum. Yani ezan okundu ondan sonra ikamet gelecek. Daha ikamet gelmezden evvel ezan okundu mi ben vitri o vakitte kılıyorum. Kâlel Esved Esved dedi ki وَاِنَّمَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ Şimdi burada ezan deyince belki ezan iki ezan idi de birin ezan idi. Birinci ezan okunduktan sonra gidiyordu. Bu akla gelir. Vani de bu ihtimalikat için diyor ki قال الاسود اسود buyurdular ki وَاِنَّمَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ Ashab-ı kiram ezan okur oldular di. بَعْدَ الصُّبْحِ
sübühten sonra, fecr-i sadık tülü ettikten sonra okurdular. Ve hâzâ tezînhum, işte ashab-ı kiramın ezan okuması, okunması oldu fî mescidi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in mescidinde ezanları bu idi. Böyle fecr-i sadıktan sonra ezan okurdular. لَنَّ الْاَسْوَدَ اَسْوَدِ بْنِ يَزِيدِ اِنَّمَا كَانَ سَمَاهُ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan işitti. Bilmedineti Medine-i Münevvere'de. Ve hiye Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhada kat semi'at işitti. Minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den işitti. Neyi? Ma ol bir şeyi ki reveyna biz rivayet eyledik. Anha Hazreti Ayşe'den. Evet, birinci fasılda. Zalike Peygamber Efendimiz'in emrini. Felem tünkir, inkar eylemedi Hazreti Ayşe aleyhim, ashab-ı kiram üzerine terkehum, onların terk ettiklerini, neyi ettezine ezanı kabl-i fecir, fecirden evvel ezanı terk ettiklerini inkar eylemedi. Ve la inkere zalike, bunu inkar da eylemedi, gayruha min ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı Resulullah'tan başkası da inkar eylemedi. Yani Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra ezani fecirin tülü ondan sonra okurdular. Halbuki fasla evvelde de rivayet eyledik ki, yine Hazreti Ayşe'den rivayet edildi ki, Peygamber Efendimiz evvelden de ezan okumasına müsaade ediyordu. Eğer böyle olsaydı Hazreti Ayşe inkar ederdi ki Resulullah Efendimiz'in zamanında iki ezan okunurdu da bunun için terk ettiniz. İnkar ederdi. Yahut da ashab-ı kiramın diğerleri iki ezan okunuyordu da bunun için okumuyorsunuz diye inkar ederdiler. Ne Hazreti Ayşe'den böyle bir inkar geldi, ne de ashabtan böyle bir inkar geldi. Öyleyse anlaşıldı ki bu iki ezan da ne için okunurdu? Sabah namazı için okunurdu. Yalnız Hazreti Bilal'in gözleri zayıf olduğunda hata ederdi. Abdullah İbni Ümmi Mektum'a cemaat haber verdiklerinden o hata etmezdi. Çıkar baktığında ezanı okurdu. Mesele bu. Fedelle zalik, bu delalet etti ki Hazreti Aişe'nin ve sahab-ı kiramın inkar etmediği, delalet etti ki enne murade Bilal, Hazreti Bilal'ın murad ettiği şey be ezanihi, ezan ile zalike, bu okuduğu ezan ile muradi neydi? El fecru, fecr-i sadık idi. Lakin gözlerindeki zafiyet sebebiyle hata ediyordu. Ve enne kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi, ne kavli şerifi? فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُومِ İbni Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyiniz, içiniz diye Resulullah Efendimiz'in buyurması. اِنَّمَا هُوَ Bu kavli şerif ol dediği isabeti tülü'u el-fecri, fecrin tülü'una İbni Ümmi Mektum isabet ettiği için oldu. فَلَمَّا رُوِيَتْ هَذِي لَا سَارُوا Vaktaki bu eserler rivayet edildi ala ma zekana bizim zikrettiğimiz şekil üzerine. Ve kâne fî hadîsi Hafsat radıyallahu anh, Hazreti Hafsa'nın rivayetinde oldu. Ennehum kânû, Hazreti Ayşe'den de geldi ya, bu onlar ashab-ı kiram oldulardı. La yüezzinûn, ezan okumazdılar. Hatta yetle'al fecru, fecir tülü etmedikçe ezan okumazdılar. Hazreti Hafsa'nın hadisinde de var, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde de var. Fe in kâne zâlik, eğer bu ezan oldusa, ketalik tülü'yü fecirden sonra oldusa, ashab-ı kiram arasında Resulullah Efendimiz'den sonra böyle giderdi ve böyle raiz olduysa, fakat batalet mana batıl oldu. Ellezi öyle mana ki, zehebe ileyhi Ebu Yusuf, Ebu Yusuf ona sahip oldu. Ebu Yusuf ne dedi? Sabah namazından evvel sabah namazının ezanı okunur. Yani o erken okunan ezan sabah namazı içindir. Dedi ki bu mana batıl oldu. Hazreti Bilal'ın evvelce okuduğu ezan sabah namazı için değil, başka bir mana için. Neydi bu? O da evde olmayan evine gelsin, uykuda olan da uyansın, bunun içindir. Ve inkâne l-mâna alâ gayri zâlik. Eğer mana bunun gayrisi üzerine idise, yani sabah namazından fecirden sonra ezan okunuyordu sabah namazı için, bunun böyle değil de başka bir mana olduysa, ve kânü yüezzinûne kablel fecri,
fecirden evvel ezan okurdular. Alel kasti minhum, onlardan bir kasit üzerine. Lizalik, sabah namazından evvel ezan okunur da caizdir de onun için bunu kastederek olduysa, fe inne hadise ibn Mes'ud, Abdullah ibn Mes'ud'un hadisi an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ederek kad beyyene, beyan buyurdu ki enne zâlike te'zîm, Bilal'ın o ezanı kâne li gayr-ı salati, namazın gayrisi için idi. Eğer evet onlar kastederler ki Ebu Yusuf ve cemaati deseler ki hayır, sabah namazından evvel okunan ezan namaz için idi. Derlerse biz deriz ki Abdullah bin Mesud'un hadisinde, rivayetinde geldi ki Bilal'ın o vakitteki ezanı namaz için değil, namazın başkası için idi. O da ne? Liyerce gâibüküm ve liyentebihe naimüküm. Bunun için idi. Gâib olan dönsün evine gelsin, uykuda olan da uyansın, bunun için idi. Ve fî tezîni bini ümmi mektûmin. İbni Ümmi Mektum'un ezan okunmasında orucudur. Ve'de tülü'el fecri, fecrin tülü'undan sonra delilün delil orucudur ki enne zâlike, bu İbni Ümmi Mektum'un ezanı mevdi'u ezanin, ezanın yeridir, litirkessala, o namazın yeridir. Niçin okunur diye? Çünkü sabah namazının ezanı tülü'el fecirden sonra olur da onun için mevdi'ye tülü'el fecir, yoksa ondan evvel olmaz diye. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ, eğer İbn-i Ümmü Mektum'un ezanı olsaydı, olmasaydı, مَوْدَى اَذَانٍ لَهَا, o namazın ezanının mevdii olmasaydı, لَمَا اُبِيحَ مُبَحْ kılınmazdı, olmazdı, الْاَذَانُ اَذَان فِيهَا, o vakitte ezan mübah olmazdı. فَلَمَّا اُبِيحَ ذَٰلِكَ, vaktaki tülü'yü fecirden sonra ezan okunması mübah oldu, sebete zâlik, sebete sabit oldu ki ende zâlikel vakte, o vakit vaktun lil ezan, ezanın vaktidir. Namazın, ezanının vakti odur. Tülü fecirden sonra. Ve ihtemeli, ihtimal oldu. Tekdimuhum, ashabın tekdimi etmesi ezane, Bilal, Bilal'ın ezanının tekdimi kabli zâlik. Tülü fecirden evvel Bilal'ın ezan okunmasının da tekdimi, tekdiminin ihtimali var. Neye? Ma zekerna, bizim zikrettiğimiz şeye de ihtimali var. Yani namaz için değil de başka bir umur için olmak ihtimali de var. Şimdi burada İbn-i İbn-i Mektum'un ezanı kat'i surette namaz için oluyor, türü fecirden sonra. Bilal'ın da ezanının iki türlü ihtimali var. Kuvvetlisi, o da vakt için okuyordu, sabah namazı için. Fakat vakti hatalı okuyordu. Bu ihtimali var. Bir de vakit var ki hayır, evvelden okurdu namaz için değil de Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi gâib olan evine dönsün, naim olan da uyansın diye, bu mana için okunurdu. Sümme teberna zâlik, biz itibar eyledik bunu eyza, yine böylece min tarikin nazar. Nazar tarikiyle de araştırdık ki Hazreti Bilal'ın iki türlü ezanı var. İki türlü ihtimal var. Bunu da arayalım. لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلِ, iki kavulden çıkaralım. قَوْلًا صَحِيحًا, bir kavul çıkaralım. فَرَيْنَا, biz gördük sair-i salavat, diğer namazları, dört vakiti, غَيْرَ الْفَجِرِ, fecirden başka dört vakiti gördük ki لَا يُؤَذَّنُ لَهَا, onlara ezan okunmaz, اِلَّا بَعْدَ دُخُولَ اَوْقَاتَا, illa vakitleri girdikten sonra okunur. وَاَخْتَلَفُوا اِخْتَلَفْ اَيْلَدُوا لَمَا فِي الْفَجْرِ, yalnız sabah namazında ihtilaf eylediler. فَقَالَ قَوْمٌ بِي جَمَاتِ, dedi ki اَتَّذ۪ينُ لَهَا, sabah namazına ezan okumak قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا, vaktinin duhulundan evveldir. Vakti, sabah namazının vakti girmezden ona ezan okunur dediler. وَقَالَ آخَرُونَ, diğerleri de dediler ki بَلْ هُوَ, belki o ezan بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا, sabah namazının duhulundan sonradır. İhtilaf eylediler. Bir kısım dedi ki okunan ezan sabah namazından evvel namazın, sabah namazının ezanıdır. Bir kısım de dediler ki hayır, bu okunan namaz, ezan başka bir mana içindir. Fakat sabah namazının esas ezanı ne vakit okunacak? Vakit girmezden evvel okunabilir mi, okunamaz mı? Bir kısım dediler okunur, bir kısım dediler ki okunamaz.
فَنَّذُرْ عَلَى مَا وَصَفْنَا Bizim bu vesfettiğimiz şey üzerine kıyas yapılırsa, yani dört vaktin ezanı vakit girdikten sonra oluyorsa, اَنْ يَكُونَ الْاَزَانُ اَزَانُ اُلَى لَهَا sabah namazı içinde okunan ezan ola, kel ezani لِغَيْرِهَا مِنَ السَّلَوَاتِ namazlardan diğerlerinin ezanları gibi ola, diğer namazlar için nasıl ise o da öyle ola. فَلَمَّا كَانَ ذَارِكَ vaktaki dört namazın ezanı oldu بَعْدَ دُخُولَ اَوْقَاتِهَا vakıtlarının duhulundan sonra كَانَ اَيْذَا yine böylece oldu. فِي الْفَجِرِ sabah namazında da kezalik böylece oldu. Dört vakıtta vaktin duhulundan sonra ezan okunuyor. Öyleyse sabah namazında da vaktin duhulundan sonra ezan okunması icap eder. Kıyas da bu. فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ İşte kıyas da bu. Ki sabah namazını diğer vakıtlara kıyas ettik. Diğer dört vakıtta vakit girmemiş, ezan okumuyor. Sabah namazında da vakit girmemiş, ezan okunmaz. Şayet vaktinden evvel ezan okunursa ezanı iade etmek vacip olur. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İmam Ebu Hanife'nin kavli budur. Ve Muhammed'in ve Süfyan-ı Sevri. İmam Muhammed'in Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi de budur. Hasan-ı Basri, Alkama, İbrahim-i Nekha'i, Hadi, Kaim, Zeyd ibn Ali Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın bunların mezhepleri de budur. Haddeseni İbn-i Ebi İmran, Kale haddesena Ali ibn-i Ca'd, Kale semiyetü Süfyan ibn-i Sa'id. İmam-ı Tehavi diyor ki İbn-i Ebi İmran bana rivayet eyledi, o da Ali ibn-i Ca'd'den, o da diyor ki Süfyan ibn-i Sa'id'i Sevri'yi eşittim. وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ سُفْيَانِ سَوْرِيَ Birisi dedi ki اِنِّي اُؤَذِّنُ Ben ezan okuyorum. قَبْلَ تُلُوَ الْفَجْرِ Fecrin tülüğünden evvel, vakit gelmezden evvel ezan okuyorum. لَاَكُونَ اُرَيْمْ Evvelemem bir kimsenin evveli olayım ki يَقْرَعُ بَابَ السَّمَا Göğün kapısını kar eder, döyer, bindi de ezan eder. Yani ilk önce göğün kapısını ezan eder, döyen, kar eden ben olayım. Fakale Süfyan-ı Sevri buyurdular ki la, böyle yapma. Vaktinden evvel ezan okuma, hatta yenfeciral fecru, hatta şafak sökünceye kadar. Şafak söksün, sabah namazı olsun, ondan sonra okuyun. Ve kadruviye rivayet edildi an Alkamete, Alkamet'ten de rivayet edildi min hada, bu hususta şeyin bir şey. Haddesana Fehdun gali haddesana Muhammed ibn Sa'id ibn İsbahaniyyü قال أخبرنا شريكنا علي بن سعيد نروات يدل عن إبراهيم النخيل قال إبراهيم النخيل بوردوا لكن شيانا القمت بن قيس بن النخيل بستشيعتي في الجيلة إلى مكة مكة مكرمة فخرج بليل جليل شكتي فسمع مؤذنا بالمؤذن إشتكي يؤذن بليل جليل أذان أقيردي فقال Alkametün Nekhay buyurdular ki emma hâzâ emma bu ezan okuyan adam fakat hâlefe muhakkak muhalefet eyledi sünnete ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'in ashabına bu zat muhalefet eyledi levkâne naimen bu ezan okuyan uyumuş olsaydı kâne hayren lehu ona daha hayırlıydı. Böyle kalkmış da sünnetin hilafına iş görüyor. Göğe ibadet etmiş cahilin sofusu şeytanın masharası gibilinden. Göğe hayır yapacağım diye bu sünneti Resulullah'a muhalefet ediyor. Bu yatmış da uyumuş olsaydı kalkıp bu ezan okumasından hayırlıydı. فَيْزَا تَلْعَ الْفَجْرُ فَجْرْ تُلُعَتْتِ مِ اَذِّنْ Sen o kadar ezan okuy. Yani fecr tülüetsin ondan sonra ezan okuy. Geceliğine kalkmış ezan okuyorsun buyurdu. Alkeme'den radıyallahu ta'ala rivayet. فأخبر علقمة علقمة خبر verdi ki أن التأذين قبل طلوع الفجر فجر طلوعundan evvel ezan okumak nedir? خلافٌ خلافتır. Ne yani? Sünnet-i Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizin ashabının sünnetine muhalefettir. Yani Resul-i Ekrem Efendimizin ashabı fecr tülû etmezden ezan okumaz idiler. Alkeme'den böyle bir rivayette geldi. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.